Herkese merhaba, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün birlikte vlog çekeceğiz. Aslında biraz da ev düzenleyeceğiz. Hafif de bir ev turu olacak. Bence bayağı dolu ve güzel bir video olacak. Çünkü cumartesi günü misafirlerim gelecek. Yani bayağıdır artık akrabalarım gelmemişti biliyorsunuz Covid'den dolayı. O yüzden cumartesi günü birkaç kişi gelecek. Evde birkaç eksik vardı fakat bunları tamamlamak böyle tek başınızdayken çok kolay değil. İnsan canı çok fazla istemiyor ya da ne bileyim çok fazla eksik gibi görmeyebiliyorsunuz yalnızken. Şimdi onları tamamlayacağız. Mesela annemler geldiğinde sadece fark ediyorum şurada sehpa eksiğini. Çünkü biz normalde burada oturuyoruz ve hani iki kişilik sehpa zaten var. Ama burada bir kişi daha oturunca kesinlikle bir şey koyamıyor. Çay kahve hiçbir şey koyamıyor. O yüzden buraya bir sehpa alacağız. Teknik koltuğun yanına bir tane lambader almayı düşünüyoruz buraya uzun. Buraya bir dolap gelecek. Onu şu an alır mıyız bilmiyorum. Ama bir tane böyle hazıranlı bir dolap istiyoruz. Çünkü bütün ofis malzemeleri burada ve arabada duruyor Samet'in malzemeleri. Onları koyabileceğimiz bir dolaba ihtiyacımız var. Yine böyle sandalyede takım olsun diye bu şekilde hazıranlı bir dolap olabilir diye düşündük. Bakacağız ona da. Ve şimdi birlikte dışarı çıkıyoruz. Hem Samet'le birlikte seçerken göstereceğim hem de ben tek başıma birazcık alışveriş yapmak istiyorum. Samet'in şu an işi var çünkü onunla orada buluşacağız. Hadi çıkalım. Alışveriş merkezine geldim. Önce kahve içtim tabii ki, bir şeyler yedim. Şu satan gömleklere bayılıyorum. Peki ev deyip direkt kendime bir şeyler bakmaya geldim ama yeni sezon ürünleri gelmiş. Renkler. Şu gömleği almak istiyordum ne zamandır. Geldiğimde alayım bari. Kodu da şu şekilde. Ve böyle renkleri var. Çıktım. Aslında buraya gelmemin sebebi Zara'ya bakmak. Bu gömleği istiyordum çünkü. Zara Home'a bakmak istiyordum. Oranın birkaç şey çektim. Yani emin değilim yarın yine bakacağım. Bir de Mudo Konsept'te ve Karacaoğlu'na bakacaktım. Ev olarak sadece Zara Home'a baktım. Yalnız böyle bir şey olamaz. Kahve içerken biraz uzun vakit harcamışım. Çünkü kahve makinem bozuldu. Ve kahve içimi çok özledim. O yüzden böyle ancak dışarıda içebiliyorum şu an bir süre. Yenisini almayı düşünüyorum. Biraz araştırıyorum şu anda. Şimdi Samet geldi, beni aldı. Bir selam ver istersen. Merhaba herkese. Merhabalar. Nasılsınız? Nereye gidiyoruz? Yine geç kaldım değil mi? Geç kaldım. Değil mi? Yine geç kaldım ama olsun, ben de zaten çok geç kaldım. Hiçbir yere bakamadım. Aa, süper. Sehpa alacağız şimdi. Sehpa almaya gidiyoruz değil mi? Evet, evet. Onu düşünüyordum değil mi? Gidiyoruz. Tam olarak onu düşünüyordum. Bence çünkü lambada yetişemeyeceğiz ama yine de bakarız. Sehpayı maalesef aldık ve çekemedim. Apar topar aldık çünkü kapanıyordu artık yavaş yavaş dükkanlar çünkü saat geç oldu baya. Ama yerleştirirken göstereceğim herhalde. Şimdi Nurlar'a geldik ve bunu bana yapmış. Çok güzel olmuştuk, teşekkür ederim. Şuna bakar mısınız? Allah'ım neler yapmış. Beni resmen şişmanlatmaya yemin etmiş bu. Ya bir daha mı geleceğiz ya? Değil mi? Buraya da hesabını ekliyorum. Burada tarifini paylaşacak, ona bakabilirsiniz. Ve bu şekilde oldu. Sanırım cilalısı daha güzel olacaktı. Çünkü iki seçenek vardı. Bir tanesi cilalı, daha böyle yerlerin rengi gibi oluyor cilalanınca. Diğeri de bu şekilde hamdı. Hamını aldık ama bunu cilalatacağız sanırım. Yani biraz fazla ham kaldı gibi geldi bana. Cilalattığımız zaman daha böyle yerlerin rengine yakın olacak. Bu şekilde düşünün. Şimdilik dursun. Yine cilaya götürürüz. Şimdi El Sev'den böyle inanılmaz güzel bir paket geldi. Bunu da göstermek istiyorum hazır vlog çekerken. Bu şekilde bir yazı da var. Dünya uzun saç günüymüş. Tabii ki benim kutlayacağım bugün çünkü asla vazgeçemiyorum uzun saçtan. Aa, çok hoşuma gitti. Sanırım patlatamayacağım, patlat diyor ama. Siz patlatır mıydınız? Bir yorumlara bekliyorum bunu. Şimdi de hazırlandım. Bugün de bir şeyler bakacağım. Dün biliyorsunuz eksik kalmıştı. Onlara bakmam gerekiyor. Burada bir sivilce çıktı neden. Çok sinirliyim şu anda o yüzden. Dün ne kadar böyle sıcak ve güneşliyse bugün de o kadar soğuk ve yağmurlu. Çok sinir bozucu. Neyse, bu şekilde.
Son olarak böyle bir şeyler almıştım. Raflar ve içini takılarla doldurdum. Bence bayağı güzel oldu. İnanılmaz yorgun gözüküyorum, farkındayım ve tam olarak da gözüktüğüm gibi hissediyorum. Zaten sesim bile çıkmıyor şu anda. Buradaki sivilcem geçmeye başladı. Tamamen bence o yorgunluktan ve o stresten oldu. Evi çok ciddi temizlemem gerekiyordu. Şimdi bir gün ara verdik, onu fark etmişsinizdir. Belki fark etmeyenler için söyleyeyim. Bir gün ara verdik, o gün misafirlerim geldi, yani dündü bu. Ve şimdi tekrar devam ediyorum vloga. Yarın da devam edeceğim çünkü alamadığım lambader vesaire yarın almaya çalışacağım. O yüzden onları da göstermek istiyorum. Biraz dekorasyon yoğunluklu olsun istiyorum bu vlog. O yüzden yarın devam etmeyi düşünüyorum. Şimdi biraz önce gösterdiğim maskeyi yaptım bunu. Bu maskeyi seviyorum. Daha önce bununla ilgili bir YouTube kanalda yapmıştım. Maskelerle ilgili onu da bakabilirsiniz. Yüzünüze uygun, cildinize uygun maskeyi bulabilirsiniz oradan. Altta da koyarım videoyu. Şunları göstereyim. Aklıma gelmişken bunu anneannemler getirmiş. Bunu da dayımlar getirmiş, yengem ve dayım. Bence buraya güzel oldu. Bunun yeri burada kalsın diyorum. Bunun yerine karar veremedim. Belki burada kalır. Belki şu tarafa geçebilir. Burası da biraz boş. Ama bilmiyorum. Bu ışıkları engellemesini istemem. Yarın lambaderle birlikte bunlara karar vereceğim yerlerine tam olarak. Bir de şu çanta tabii ki de burada olmayacak. O yüzden dediğim gibi şuraya bir dolap gelmesi gerekiyor. Ofis dolabı. Ondan sonra her şey daha güzel yerine gelecek. Bunu da şimdilik buraya koydum. Geçen gün göstermiştim zaten. Siz vlogda biraz önce görmüş olacaksınız. Güzel oldu gibi ama sanki bu alta bir kitap gibi böyle bir şeyler istiyor. Yatağı topladım. Üstündeki biraz buruşmuş. Normalde yatak örtüsü kullanmıyorum. Sadece normal. Yatağımı topluyorum ve bırakıyorum. Şu ekstra yastıkları ve yatak örtüsünü kullanmıyorum. Ama misafir geleceği için böyle bir şey yapmıştım. Bugün de böyle göstermek için tekrar yapayım dedim. Ama evet, bayağı buruşmuş. Yatak örtüsü kullanmamın sebebi de şu. Yani şurada bir bench olsaydı, burada biraz daha fazla yer olsaydı yatak odasında, yatak örtüsü kullanırdım. Böyle katlayarak o bench'in üstüne koyardım. Ama öyle bir yer olmadığı için çok gereksiz oluyor. O yüzden kullanmıyorum. Hemen şöyle yüzümü yıkayıp cilt bakımı yapayım. Aşağıdan tıkır tıkır sesler geliyor. Ben bir indim, Samet pancake yapmış. Şurada yaparken hatta video bile çekmiş. Gerçekten haberim yoktu bundan. Masumca vlog çekiyordum ben yukarıda. Teşekkür ediyoruz kendisine. Mamacita, vámonos de fiesta.
Maalesef yine restoranda oturma saatini kaçırmışız. Çok garip geliyor çünkü. Kaçta kapandım bir türlü şey yapamıyoruz, ayarlayamıyoruz. O yüzden paket aldık, şimdi eve gideceğiz. Ben böyle bir bol aldım. Tavuklu bol. Bayılırım. Ve guacamole, buna da bayılırım. Vişne suyum var. Sen hamburger. Ben hamburger. Hamburgerci her zamanki gibi. Kola. Kola. Hadi başlayalım. 내가 Şimdi bu keratin maskesini yapacağım. Bunu bayağıdır yapmıyordum. Duşta kullandığım bir maske var. Birkaç keredir onu kullandım. Bir kere de bunu kullanalım şimdi artık. Güzelce saçımı uyguluyorum. Normalde 5 dakika bekleseniz yeter bu maskeyle. 5 dakika bekleyip bir de fön makinesiyle tutsanız çok güzel oluyor. Ama ben biraz daha tutacağım bu sefer. Yaklaşık 1 saat kadar tutacağım. Sonra en son belki biraz ısıtırım yine fön makinesiyle. Ondan sonra duş alacağım normalde. Çok diplere getirmiyorum. I'll never tell. Yeah, I'm like you, that's for sure. Never have to close the door. Been a long time, a year before. And I'm missing you so bad. Biraz sabunla fazlaca durmuşum. Saçlarımın doğal halini merak edenler böyle görebilir. Kendi kendine kurumuş ve bu şekilde oluyor. Bayağı bir dalgalanıyor, kıvrılıyor. Ama her zaman da aynı olmuyor. Bazen mesela daha az dalgalı oluyor, bazen daha çok dalgalı oluyor. Çok belirli bir dalgası yok o yüzden. Yatmadan önce bakımımı yaptım. En son bu kuş bunu şekilde yağını sürüyorum. Bunu kullanmayı çok seviyorum. Uzun zamandır kullanıyorum. Daha önce hikayelerde de söylemiştim. Yani bir aydır yaklaşık her gece kullanıyorum ve çok etkisini gördüm gerçekten. Hem ucuz bir bakım çeşidi hem de gerçekten %100 doğal bir bakım. O yüzden herkes kullanmayı sever diye düşünüyorum. Özellikle benim gibi leke probleminiz varsa bayağı işinize yarar. Şimdi giyindim, hazırlandım ve bir proje çekmem gerekiyor. Hemen onu halledeceğim. Bugün hava çok kapalı şansıma. Hiç güzel bir hava yok. Özellikle dışarı çekmek hiç güzel değil ama mecburum şu anda. O yüzden çekeceğiz. En güzel şekilde ışığı yapmaya çalışıyorum. Umarım güzel olur. Şimdi işim bitti. Böyle saçla ilgili bir projeydi. Saçlarım da yapılmış oldu güzel bir şekilde. İyi oldu. Yakında Reels'ını izlersiniz. Makyajımı sevdim. Zaten böyle ne zaman bir yere gitmeyecek olsam makyajım çok güzel olur her zaman. Sizin de öyledir büyük ihtimalle. Ya da böyle öylesine farları sürseniz. Yine giyindiğim bir andan merhaba. Şimdi giyindik, hazırlandık. Çıkacağız ve önce kahve makinesini bırakacağız. Çünkü kahve makinemiz bozulmuştu. Bunu 100 kere söyledim. Çünkü çok üzülüyorum. Her gün kahve içmek alışkanlık olmuş benim için. Onu bırakacağız. Daha sonra da lambadere bakacağız artık bugün inşallah. Şöyle bugünkü kombinimi de kısaca bir göstereyim. Böyle geçen gün aldık bunu, hatırlıyorsunuz. Birlikte almıştık yine bu vlogda. Bunu giyiyorum. Altında bu milli kot var. Üzerine de bu mont giydim. Ve sonunda lambaderimizi aldık. Umarım güzel olur oraya. Şöyle bir şey oldu. Buranın şey kapanmış, showroom'u kapanmış. Artık tamamen online'a geçmişler. Ama biz de gelmiş olduk artık. Ve ofis olduğu için yine de bizi ağırladılar. Çok teşekkür ediyorum. Ve alabildik. Marka sonunda şu alta yazarım zaten Trendyol'la aynı fiyata verdiler. O yüzden Trendyol'dan da alabilirsiniz. Ben sadece hani beklemek istememiştim. Neden böyle bir şey istediğimi de bilmiyorum. Aslında misafirler gelmeden önce almam gerekiyordu beklemek için ama alacağım diye inat ettim resmen ve aldım. Ellerinde varmış bir tane. O yüzden aldık. Şu vazoları çok seviyorum. Çok güzel değil mi? Dokusu çok güzel. Şunlara da bayılıyorum ama şu anda bu kadar büyük bir rafım yok. Aşırı iyi bir kupa buldum. Benim Amsterdam'dan aldığım kupaya benziyor ve o biraz eskimişti. Hemen bunu alalım. Şöyle bir şey yaşandı şimdi. Allah affetsin. Şu büyük olan Samet'in, ben de bu ikisini böyle küçük küçük aldım hepsini denemek için. Zaten çok seviyorum Sinebon'u. Daha önce izleyenler bilir. Boştaş'a geldik. Girişte bunu çok beğendim. Masa lambası için bence çok güzel bir alternatif. Çünkü plastik lambaları sevmiyorum masa için.
Uf, gündüz feneri gibi oldu. Çok aydınlık oldu. Birazcık fazla mı ışıklanmışız? Bizi kadın kandırdı ya. Çok ışıklı oldu. Işıklarını alırız olmazsa. Birazcık sekmiş. Biz 40 watt'ını alacaktık. 60 watt'ını verdi bize. Camlar kalındı diye ama... Yukarıdaki lambalarla, ampullerle değiştirdik ve şimdi tam olması gerektiği gibi oldu bence. Tam böyle olmasını istiyordum. Biraz önce aşırı aydınlık istediğim gibi, o yüzden yukarıdakilerle değiştirdik. Yukarısı şu anda çok aydınlık olacak. Bilmiyorum ne yapacağız ama yeni atlayacağız artık. Şimdi bunları takayım ben oraya. Şimdi tak. Oradakiler çok güzelmiş. Biz yine oradakilerden alıp böyle takarız. Evet. Bunlar 40 wattmış ve daha böyle gün ışığı rengindeymiş. Biz de beyaz aldık. Samet'in tutturmasıyla illa beyaz olsun, beyaz olsun dedi. O yüzden beyaz aldık ve korkunç sokak lambası gibi oldu. Şimdi yine hazırlandım ve arkadaşımla buluşacağım. Şimdi küçük bir tur yapacağım demiştim. Hemen onu yapıp sonra videoyu bitirelim. Aslında üst katı çok fazla turunu yapmayacağım çünkü büyük bir ev turu planlıyorum. Bitince, ev tamamen bitince. O yüzden bu katı turunu yapacağız. Zaten yatak odasında turunu küçük bir yapmış oldum. Burada bir çalışma köşesi yaptık. İlk seferinde söylemiştim zaten, ilk normal ev turunda, boş ev turunda buraya çalışma köşesi yapacağım diye. Gerçekten de öyle yaptık. Normal, Samet'in elit yaptığı, genelde Samet kullanıyor burayı. İşte fotoğrafımız falan var, tablet burada duruyor. Böyle güzel bir çerçeve ve bu yazıyı buldum. Bazen plaja camın önünde duruyor çünkü burayı pek fazla sevmiyor ama dekorasyon olarak göstermek için burası için almıştım, o yüzden buraya koydum. Burada defterim var, benim her zamanki hazır defterim. Burada yeni bir çiçek var. Bu çiçek birkaç gün önce geldi, anneannem getirmiş. Ve burada da yine hediye olan bu mumluklar var. Bunlar hediye olarak geldi. Akrabalarım misafirle geldiğinde getirmişler. En yeni parçalar onlar evdeki. Onun dışında burayı zaten birçok yılda gördünüz. Ve sepetim var, battaniyemi her zaman koymak için. Diğer evde de var, çok seviyorum böyle şeyleri. Onun dışında ağacım. Genelde buranın boyu pek anlaşılamıyor ama bayağı uzun bir ağaç. Starliçe bitkisi tam adı. Burada benim yaptığım resim var. Bunu genelde Instagram'da nereden aldım diye soruyorsunuz. Bu beni mutlu ediyor çünkü kendim yaptım. Biraz uzun sürdü yapması, yaklaşık 45 günde falan yaptım. Tam böyle pandemi döneminde yapmıştım. Zamanımız boldu biliyorsunuz, hiçbir şey yoktu. Onun dışında yine evin en yeni üyesini zaten gördünüz, lambalar. Lambalarımız güzel oldu, ben buraya bayağı sevdim. Siz sevdiniz mi buraya, güzel durdum, onu da yorumlara yazın, merak ediyorum. Bunun yeri normalde burası değil, yukarıda koyduk. Ama yukarısını tam dekora etmedim misafir odasını. Sadece normal bir şekilde duruyor. Kullanılacak şekilde duruyor yani. Herhangi bir dekorasyon yok. Onun dekorasyonu yaptıktan sonra zaten artık bir ev turu komple yaparız. Burada ilk aldığımda eski duvara bakarsanız ekstra küçük olan bir bitkiydi. Şu an bayağı büyüdü. Bitkiler bu evi seviyor çünkü ışık alıyor. Bayağı bir ışık geldiği için özellikle öğlen saatinde çok sıcak oluyor. Burada zaten diğer evde de olan aynam var. Aynamı çok seviyorum. Size hep burada bir şeyler gösteriyorum. O yüzden benim için çok önemli bir yer. Evin en önemli yerlerinden bir tanesi. Burada da kendi yaptığım bir çalışma var. Bunun yapılışını aslında böyle kendin yap çalışması gibi bir şey. Çok profesyonel bir şey değil tabii ki. Bunun yapılışını Instagram'da görebilirsiniz. Reels'ler kısmını açarsanız orada zaten var. Alta indikçe göreceksiniz bunun resmini. Ona bakabilirsiniz. Biraz burada fazla şişik olduğunu düşünüp kestiğim yerler var mesela. Hani bunu tekrar bir daha yapmayı düşünüyorum. Hani daha şöyle, nasıl diyeyim, daha böyle spotula ile bastırarak yaptığım yerleri daha çok sevdim. Şuralar birazcık fazla yüksek durdu gibi geldi. Onları daha sonra düzeltip yeni bir tane yapmayı düşünüyorum ama bayağı büyük olduğu için bunu da atmak istemediğim için böyle biraz eskisin diye bekliyorum açıkçası. Burada bir rafım var. Bu rafı sürekli değiştiriyorum aslında. Burası benim, nasıl diyeyim, en çok değiştirdiğim köşelerden biri diyebilirim. Çünkü zevkime göre, o an aldığım küçük malzemelere göre değiştiriyorum. Böyle küçük küçük sevdiğim şeyleri koyuyorum. Şu kısım genelde aynı kalıyor. Şu yeni geldi. Bu da yine benim yaptığım bir resim. Bunu da yine pandemi döneminde yapmıştım. İlk yaptığım hatta buydu. Bunu Nur yaptı. Nur Eltim oluyor. Yani Samet'in kardeşinin eşi. Burada H&M'dan bir mumluk var. İşte bunları yine nereden aldım? Dinas'tan almıştım. Böyle farklı farklı objeler var. Burada Dubai'den aldığımız, hatırlıyor musunuz bunu? Göstermedim sanırım. Burada Dubai'den aldığımız bir fener var.
Burada ilk yaptığım art çalışmalarımda ikinciye yapmıştım, birincisini orada küçük olan. İkinciye bunu yapmıştım. Aslında tamamen bunu yapmak için yola çıkmıştım. Çünkü bu tarz şeyleri çok seviyorum. Abstrak artları. Ve bence buraya bayağı güzel oldu. Yani tam benim tarzım oldu. En azından benim için tam istediğim gibi oldu diyebilirim. Bunda yine Lilas'tan aldığım bir mumluk var. Detaylı olarak ürünleri zaten ev turu videosunda daha geniş bir şekilde anlatırım. Çok fazla her şeyden bahsetmedim. Ama detaylı olarak anlatacağım için şimdi böyle üzerinden bir görün diye geçiyorum. Bu altın şeyi Karaca'dan aldım. Bu arada Karaca'dan aldım. Onu da bilgilendireyim. Çünkü ben bunu bayağı seviyorum. Belki beğenmeyi olur. Böyle de restoranımız var. Bunu da kendim yaptık. İnternetten gördüğüm bir resmi biraz değiştirerek kendime göre bir tasarım yaptık. Mobilyacıyla beraber. Burada kolonyum var tabii ki şu an olmazımız. Burada böyle bir ayakkabılığımız var. Bu şekilde. Bunu aslında Rülansa'dan aldık. Ikea'da da aynısı var benzeri. Bu kulplarını da Zara Home'dan alarak böyle daha şık eve uygun bir hale getirdim. Bu şekilde üstü mermer ve goldlu bir kulp. Şu banyoyu da gösterelim bu alt kattaki. Sonra mutfağı falan onları yukarısını daha sonra gösteririm. Burada da böyle bir banyom var. Böyle küçük bir köşe var. Çok seviyorum bu köşeyi. Güzel bir bitki. Daha doğrusu kuru bitki. Bilemedim. Böyle Zara Home'dan tatlı şeylerim var. İşte krem koydum. Burada küçük bir mumumuz var. H&M Home'dan amber mumu. Burada normal daha günlük kullandığım sabun var. Bu biraz daha güzel ve şık bir sabun. Onun dışında böyle. Bu hem tarzında gibi. Birazcık süslümsü bir havlu var burada. Burada da mutfak var. Onu da daha sonra gezeceğiz. So much to the poltergeist. So hold on to love, but it's frosting.